Arkadaşlar merhabalar. Şimdi size çok bilinen ve çok ucuz uygun bir fiyatlı bir kalemi tanıtmaya çalışacağız. Kalemimiz Platinum'un Preppy kalemleri. Şimdi duymuşsunuzdur bunları. Bunların fiyatları gerçekten çok uygun ve çok pratik ve sağlam kalemler. Tam bir fiyat performans ürünü kalemler. Şöyle ters çevirelim. Evet, bu şekilde de oluyor. Daha önce ben bununla ilgili kısa bir tanıtım yapmıştım. Bunlardan mesela ben de bu sefer farklı renklerini temin ettim. Bu renkleri beraber bir deneyeceğiz. Nasıl olduğunu. Daha önceden mesela aldıklarım vardı. Onları da yeri gelmişken söyleyelim. Mesela 0.2 siyah. Bakın burada gözüküyor. Onun dışında 0.3 kırmızı. Şu an kullanıyorum bunları gerçekten. Çok rahat kullanımları. Onun dışında 0.5 var. Kırmızı. Gördüğünüz gibi. Şimdi ne aldık? Yeni bu sefer mor 0.3 aldık. Evet. Mor kalemin tabi rengi çok güzel. Yani burada tabi şöyle bir güzellik yapmış. Platinum firması. Tabi Japon firması biliyorsunuz. Yani burada özellikle renklerine göre damak yapısında rengini o şekilde koyması mesela ayrı bir güzellik katıyor. Tabi bu bir satış politikası da olabilir ama güzel bir renk oluyor. Yani damağı mesela mor. İçinde mor bir mürekkep var. Ve mor bir şekilde başlık ve her şey o şekilde yapılmış. Gerçekten güzel bir kalemler. Ya tam bir fiyat performans ürünü. Tamam plastik bir yapısı. Ama özellikle gençler için, üniversitede okuyanlar, lisede okuyanlar, not almak isteyenler. Onlar için gerçekten güzel bir kalem. Yani bunun daha önce de videoda da söylemiştik. Mesela bakın şurada bir yay var. Bu yay niye işe yarıyor? Şimdi bu kadar ucuz bir kalemde bunun ayrıntılarının düşünülmesi de ayrı bir kullanıcı dostluğunu gösteriyor gerçekten. Bu hiçbir şekilde bu kalemin mürekkep kuruması yapmayacağının göstergesidir. Şimdi bakın bunu böyle kapattığım vakit şurada bir yay oluyor ve yay ile beraber şuradaki bir hazne var. O hazne tamamen o kapağı ne yapıyor? Sıkıştırıyor ve haliyle onun hava almasını engelleyerek o mürekkebin kurumasına engel oluyor. Tabi başka kalemlerde var mıdır? Vardır mutlaka. Ama şimdi tabi bu şeffaf olduğu için bu çok daha rahat görünebiliyor. Ama bu kadar ucuz kalemlerde bu kadar bir ayrıntı var mıdır? Pek zannetmiyorum. Şimdi bu da gördüğünüz gibi kartuş. Kartuşu içinde geliyor. Tabi bunların şeyi yok. Konvertörü yok içinde. Kartuşa tabi bunu takıyoruz. Mesela şu an hemen takalım. Gördüğünüz gibi hemen takınca damak kapısına giriyor ve birazdan yazmaya başlayacak. Ve bunu taktıktan sonra diğer renkteki kalemlerimizi gösterelim. Bu da sarı renk. Tabi sarının çok dolma kalemde kullanılır bir renk değil ama gerçekten güzel, hoş duruyor. Ona baktığımızda yalnız buradaki renk biraz daha sarı değil de hafif pembemsi bir renk olmuş. Tabii şimdi yazıp göreceğiz nasıl olduğunu. Bunu da kartuşunu takalım. Bakın hemen dağıldı. Görüyorsunuz. Evet. Birazdan deneyeceğiz. Şimdi de mavi renk 0.5, sarı 0.3, mor da 0.3'tür. Bu mavi 0.5. Bu maviye bakalım. Gördüğünüz gibi bu da damak yapısı aynı renk. Bu şekilde yazılıyor. Buna da yine kartuş hemen takalım. Yine de hemen birazdan yazmaya başlayacağız. Bu şekilde oluyor. Geldik diğer bir renge. Diğer bir rengimiz de
yeşil. Yeşil 0.3. Gördüğünüz gibi. Tabii yeşil renk de ayrı bir güzel oluyor gerçekten. Kullanacağı değişik çizimlerde kullanılabilir. Yani bu mesela tam bir üniversite öğrencileri için not alan, not almayı seven ve renkli kalemleri kullanmayı sevenler için gerçekten çok güzel kalemler. Ya bunları bir kere alıyorsunuz. Gerisini sadece sizin mürekkep doldurmanıza bırakıyor. Yani mesela mürekkebi doldururken de bir yöntem daha var. Onu da birazdan göstereceğim. Geldik şimdi siyaha. Siyah da 0.5. Bende 0.2'si ve 0.3 vardı. 0.5 siyah yoktu. 0.5 de güzel yazıyor gerçekten. Kırmızıdan bildiğim için. Onu da bir hemen takalım. Bu şekilde 5 tane kalemimiz mevcut. Evet, gördüğünüz gibi 5 tane güzel renklerimiz var. Gerçekten aldığınızı oldukça fazla. Şimdi mesela burada benim daha önce aldığım kalemleri de getirelim. Evet. Toplam bunların hepsi preview. Toplam 9 tane preview kalemimiz var. Bu kalemler gerçekten insana yazma zevki veriyor. Çok güzel ve pratik ve bir onda da kuruma yapmaması en güzel özelliğidir. Az önce dediğim gibi buradaki içeride olan haznenin metal yayı görüyorsunuz. O yay sayesinde hiçbir şekilde kuruma yapmıyor. Ve kuruma yapmaması, yani diyelim ki siz kullandınız, bir ay iki ay sonra bir daha açıp kullanıyorsunuz, aynı o ilk günkü gibi rahatlıkla yazabiliyorsunuz. Mesela bunun en büyük şey, tabii içinde kartuş geliyor ama şey yok, konvertörü yok. Tabii konvertörün olmaması sıkıntı olur mu? Değil bence. Basit bir pratik yöntem var. Mesela mürekkepleriniz vardır. Renkli renkli mürekkepler. Diyelim bitti. Bittiği zaman renkli mürekkepleri buraya eczaneden alabileceğiniz bir şırıngayla rahatlıkla yapabilirsiniz. Ama onun dışında daha pratik olan, şunu göstereyim mesela. Şu oldukça pratik bir ürün. Şunu bastırıyorsunuz. O yayla sayesinde mürekkepten çekiyorsunuz. Sonra bunun içine bu şekilde daldırıyorsunuz ve rahatlıkla çok fazla etrafa da mürekkep saçmadan bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu çok pratik, güzel bir alet gerçekten. Her dolma kalemle ilgilenenin elinde olması gereken ve işini kolaylaştıran bir özellik. Yani biz ilk mürekkebi doldurmaya kalkıştığımızda normal hep her yerlerimiz bir yerden batıyor, mürekkepler akıyor derken eller, yerler mürekkep haline gelebiliyordu ister istemez, ama bu buna hiç fırsat vermiyor. Gerçekten çok pratik, güzel bir aparat oluyor. Bunu kullanabilirsiniz, temin edebilirsiniz. Şimdi bunlarla ilgili ne yazabiliriz? Ondan önce mesela şu bendeki eski 4 tane, hayır yani yeni 4 tane, yeni aldığım 5 tanenin bir renklerine bir bakalım, uç yapılarına. İlk önce mordan başlayalım. Mor 0.3. Bakalım nasıl yazıyor. Evet, gördüğünüz gibi mor gerçekten yazımı çok rahat ama rengi de ayrı bir tatlı, güzel. İnsan hani yazmaya gerçekten doyamıyor. Çok güzel bir uçlar yapıları var. Şimdi de 0.5 siyahı deneyelim.
Bir de her birinin kapağında ayrıca yazı olması, yani uçtuğun yapısının yazılı olması da ayrıca güzel bir şey. Yani piyasada hem bu kadar kaliteli ve bu kadar ucuz başka kalem bence şu an yok. Yani piyasadaki en fiyat performans ürünü olarak düşünebileceğimiz kalemlerin bence en başında yer alan kalem serisi bunlar. Yani kendisilerinden çok daha pahalı kalemlerden bile daha güzel yazıyorlar. Ve şimdi siyaha deneyelim. Evet, bu da siyah. Oldukça özellikle 0.5 ucu, pre planı 0.5 ucu çok rahat. Yani öbür uçlar da çok güzel. Ama 0.5'in ayrı böyle bir rahatlığı var. Yani onu hissedebiliyoruz. Yoksa 0.2, 0.3 de çok güzel. Şimdi geldik yeşile bir bakalım. 0.3 yeşil. Evet. Kapağın rengi olsun, damlak yapısındaki rengi olsun gerçekten çok güzel görünüyor. Bu da mavi gerçekten 0.5. Şimdi en son rengimiz olan sarıyı deneyeceğiz ama mürekkep sarı diyemeyiz. Hafif pembemsi gibi görünüyor. Kırmızı pembe arası bir şey ama deneyelim. Ben de ilk defa deniyorum sizinle beraber. Burada hani turuncu gibi gözüküyor ama sarı. Yani hafif turuncuya yakın bir sarı ama gayet güzel bir sarısı var. Rengi gerçekten tam böyle kapağa yakın bir renk. Çok güzel. Gerçekten insan kendini anlamıyor. Bir de diğer bendeki kalemleri de deneyelim. Bu 0.3 kırmızı. Evet, kırmızı 0.3. Şimdi siyah 0.2. Bendeki tek 0.2 bu zaten. Tabii en ince yazan, daha incesi yok diye biliyorum. Evet, 0.2 oldukça ince yazıyor gerçekten ama çok güzel yazıyor. İnsan özellikle küçük küçük yazmayı sevenler için 0.2'yi şiddetle tavsiye ederim. Çok rahat bir yazımı var. Şimdi de kırmızı 0.5. Evet, 0.5. Daha önce mavisi bir de siyahı vardı bende. Onu denedik. Şimdi de 0 kırmızıyı ve şu an 0.3 siyah deniyoruz. Evet. Şimdi platinum prepilerin gördüğünüz gibi bütün bendeki, elimdeki kalemleri denedim. Yani 0.2 siyah, 0.3'lerden siyah, kırmızı, sarı, yeşil, mor, 0.5'lerden de siyah, mavi ve kırmızıyı denemiş oldum. Toplam 9 kalem, 9 ayrı renk, 9 farklı
kalemle denedik. Uçların yapısı öyle. 3 çeşit uç var. 02, 03 ve 05 şeklinde. Gerçekten tam bir fiyat performans ürünü olan bu kalemleri bütün herkese, dolma kalem sevenlere tavsiye ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.